Vatandaşın gelen bir sorusu daha var. Aslında bu hepimizin sıkıntısı, şehirsel bir sıkıntı. Biraz daha sokağa, caddeye dönmek istiyorum. Bunu emniyette de biz daha önce istişare ettiğimizde ne yazık ki kanun bu anlamda size çok rahatlık vermiyor. Dilenciler ve seyyar satıcılar, özellikle dilenciler kısmı. Seyyardan da kastettiğim nokta şu, biz biliyorsunuz o anlamda biraz daha vatandaş tarafından da bakıyoruz. Özellikle trafik ışıklarında anlık satış yapmaya çalışan ve özellikle cam silmeye, dilenmeye çalışan, dönemsel olarak şimdi önümüz Ramazan yaklaşıyor. Çok ciddi de yoğun yoğunluklar yaşanıyor. Vatandaş da bundan çok ciddi muzdarip. Zabıtanız da yetişemiyor. Bunu da çok çok rahatlıkla görüyoruz ama bunun bir çözümü var mı? Memduh Başkan bunda bir değişiklik yapacak mı? Çünkü Şimdi şehircek çok mağduruz. Pandemide çok göremedik. Biraz rahattık ama yeniden gündemi yaz dönemiyle geliyor. Bu konuda Memduh Başkan'dan bir şeyler bekleyebilecek miyiz? ben tespitlerine aynen katılıyorum. Hakikaten kavşaklarda şık olmayan ve insanlarda bir miktar tedirgin eden, bazen de olumsuz hareketler yapan yaklaşımlar sergileyen tipler var. Elbette ki ekonomik zorlukların olduğu boyutlar söz konusu olabilir ama bunu istismar edip meşru bir çalışma yapmak yerine kavşaklarda kısa anda, kısa zamanda daha fazla kaynak oluşturma anlayış içerisinde insanları taciz ederek, rahatsız ederek ya da dilenme mantığı içerisinde çalışma yapmanın şık olmadığını buradan paylaşmak istiyorum. Maalesef yaptırım itibariyle ciddi bir yaptırım yok. Yakalarsanız üzerindekini zabıt tutarak tespit eder, hazineye gelir kaydedersiniz diyor. Olay bundan ibaret. Emniyetle işbirliği halinde, zabıtanızla işbirliği halinde bu çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Arıyorsunuz bazen hatta biraz daha sadistçe ne oluyor diyelim. Boğaz Köprü'ye götürüp bırakıyorsunuz, ondan sonra oradan bir başka araca biniyor, geri geliyor. Bir şey yapamıyorsunuz yaptırım bağlamında. Bu şununla önlenebilir. Bunu sadece salt bir belediyenin görevi ya da emniyetin görevi mantığında değerlendirmek yerine kavşaklarda bu tür beklenti içerisinde olup elini açanlara sahip çıkmama, destek olmama, bir şey vermeme. Kısacası biz tamam görevimizi yapalım, toplum içerisinde bunların oradan uzaklaşmasını sağlayalım ama sonuç itibariyle orada bir kaynak oluşuyorsa onlar bunu istismar ediyorlar. Buna fırsat vermeyelim, hep beraber bu yönde birlikte olalım. İkincisi, seyyar satıcı konusunda geçmiş dönemlerde hatırlarsanız bizde seyyar baştan sona yasaklandı. Kaldırıma, mal koyma yasaklandı. Toz toprak içerisinde satılmasın diye. At arabaları yasaklandı. Minibüsler yasaklandı. Kayseri'nin kendine özgü bir şehircilik anlayışı ve düzeni vardı. Ama maalesef son süreçte pandemi döneminin de istismarıyla seyyar mantığında orada burada bir hareketlilik ve artış söz konusu oldu. Hatta geçmiş dönemde siyasilerimizin bazıları seyyarlara da sahip çıktı. Vatandaşlarımız da sahip çıktı. Yani mesela bir yerde bir şey yapıyorsunuz, çoğu mantıklı o seyyar satıcı kendi mallarını yere döküyor, saçıyor, müdahale ediyorsunuz. Diyor ki ondan sonra oradan bir esnafımız ya da vatandaşımız ya bu garibana mı gücümüz yetti diyor. Bakın şimdi biz garibanın ekmeğiyle oynamak için değil. Bu şehrin düzeni diye bir şey var. Birileri elektriğinin, suyunun parasını vererek, sigortasını vererek, vergisini vererek, kirasını vererek eğer kiradaysa ya da bir mülk alarak orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sen onun önüne geliyorsun, seyyar satıcı mantığında onun sattığı ürünlerin bir benzerini daha az maliyette, kontrolsüz, niteliksiz satmaya çalışıyorsun. Ondan sonra da ben seyyarla ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum şeklinde bir yaklaşım seviyorsun. Bazen seyyarlara diyorum ki ya ben de destek olayım da gel bir sabit yer açalım. Diyor. Adam kolay zamanda, kısa sürede kolay kazanç elde etmenin tadına varmış ki başkanım diyor öyle ben diyor kazanamam diyor. Şimdi biz bunları da görüyoruz. Bakın Sosyal Dayanışma Vakfı var. Değişik projeler getirdiğini destek veren kurum ve kuruluşlar var. Bize de getirsinler proje. Biz de sahip destek olalım. Mesela bakın simitçiler ısrarla bizden simitlerle ilgili, simit satmakla ilgili hatta dernek kurmuşlar. Seyyar satıcılık mantığında yer istiyorlar. Geçmiş dönemde engelli vatandaşlarımıza bu iyi niyetle verilmiş sabit yerler var. Onlar da tutmuş rant amaçlı bir başkasına devretmiş. Hani nerede kaldı seyyar? Şey pardon engelli vatandaş. Yani herkes bir şeyi istismar etmeye çalışıyor. O Ben da bir rant burada kapısı haline döndü. genellemiyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz. Yani ama bu şehri eğer kurgulayacaksak, düzenli bir şekilde hep beraber yaşamayı
sağlayacaksak bu sadece belediyeyle, zabıtayla, emniyetle olmaz. El birliğiyle olur. İncitmeden, kırmadan, dökmeden o kardeşlerimizin gönlünü de alarak onların da değişik projelerle çalışmalar yapmasını sağlayarak herhalde sürdürmek lazım. Hatırlarsanız ben diyorum ki ya zaman zaman pazar yerine yer göstereyim diyorum, onu da kabul etmiyor. Çünkü o en verimli yeri. Hatta bu karpuz bastalarıyla ilgili şehrin merkezinde değil de çevrelerde zarar yok, yardımcı olalım diyorsun, onu da kabul etmiyor. Ya trafik yoğun olacak, ya insan yoğun olacak. Yani bir şey olacak ki o fazlasıyla kısa sürede az parayla çok kazanacak. Başkanım, bu konuda affınıza sığınarak kamuoyunu bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin, zabıtalarımızın, ilçe belediyelerinin daha fazla bilgilendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sebep şu, sizin baktığınız açıdan bakınca, Zabıta Müdürü Mustafa Bey'le de ara ara bunları istişare etmiştik. Bu mantıktan bakınca evet, bir mağduriyet oluşturmamak, bir sıkıntı oluşturmamak adına kesinlikle size katılıyorum. Şehir merkezinde bunu artık birazcık tabiri caizse eşkıyalığa vurdurabilen arkadaşlar ne yazık ki var. Ama bir taraftan da biz vatandaş olarak gördüğümüz tek bir kare geliyor önümüze. Yani diyoruz ki yani bu adam bir ekmek derdinde. Dediğiniz gibi sizin bu anlamda bilgilendirmeyi daha fazla yapmanızı arzu ederiz. Çünkü evet, şehir merkezinde olmasın, trafiğin çok yoğun bir yerinde olmasın ama özellikle kenar mahallelerde vesaire, ki buna da şahit oluyoruz. Zabıtaya böyle bir genelleme yapmaktansa birazcık satıcılara nefes alma yeri vermek lazım ama şirazeyi kaçırmamalarını da sağlamak lazım. Son olarak affınıza sığınarak, konu açıldı diye orada biz de çünkü yayınlamıştık. Mesela geçen yıl yaşanılan o karpuz vesaire hengamesinde de aynı hadise vardı. Vatandaşın en büyük sıkıntısı aslında orada yapılan muameleydi. Yani daha doğrusu biz nimet dediğimiz, hani bizim için çünkü nimet, o karpuza yapılan muamele oldu. Yoksa bunun dışında gerek seyyar gerek diğer noktalarda vatandaş aslında arkanızda ama nacizane bizim tavsiyemiz, mecra olarak da buyuruyoruz. Vatandaşı biraz daha bu konuda fazla bilgilendirmek lazım ki vatandaş gözümsesin. Gerek seyyar gerek dilenci, bunların tamamında vatandaşa biraz daha fazla belki bilgi vermek lazım. Affınıza sığınarak. Başkanım, ben de soru daha çok... El aşacağımızı bilmemiz lazım. El birliğiyle aşacağımızı. Ama bir kişisel olarak bir görevlimizin yaptığı yanlışı da genellemenin de ya da bir kuruma mal etmenin de doğru olmayacağını sizler de takdir edersiniz. Kesinlikle. O konuda da sizle hemfikiriz. Yüklemeye hazırız. Yani telafi etmeye hazırız. Ama o yoldan çıkarak sanki bir genelleyerek Memduh Büyükkırcı'nın şahsında ya da bir başka ilçe belediyemizin şahsında bir olumsuz algı ve hava oluşturmanın da doğru olmadığını ben buradan hatırlatmak istedim. Sağ olun. Hak veriyorum.